kardeşlerinize sevgi izharında bulunun. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim küçüklükte sıkıntı çekmezse, büyüklük çağında yüceliğe erişemez. Her kim küçüklükte sorarsa, büyüklük çağında da cevap verir. Ve her kim küçüklükte öğrenmezse, büyüklük çağında ilerleyemez. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Çocuğun çocukluk dönemindeki yaramazlığı, büyüklük çağında aklının artmasına sebep olur. İmam Kazım aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Çocuğun küçük yaşta yaramazlığı beğenilmiştir. Zira bu kimse büyüklük çağında yumuşak huylu olur. Hazreti Ali de cahil yaşlı da olsa çocuktur, bilgin ise genç bile olsa büyüktür buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde birbirinizle karşılaşınca selam vererek ve tokalaşarak karşılaşın ve birbirinizden ayrılınca da mağfiret dileyerek ayrılın buyurmuştur. Hazreti İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, Müslümanlar Allah Resulü ile birlikte savaşa çıktıkları zaman açık bir yerden geçerek ardından açık bir alana çıktıklarında birbirlerine bakıyor ve tokalaşıyorlardı buyurmuştur. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Resulü biriyle tokalaşınca o elini elinden çekmedikçe asla elini onun elinden geri çekmezdi. Allah'ın sevgilisi bir başka hadis-i şeriflerinde tokalaşın zira tokalaşmak kin ve düşmanlığı ortadan kaldırır buyurmuştur. İmam Bakır aleyhisselam da mümin müminle tokalaşınca günahları temizlenmiş bir halde birbirlerinden ayrılırlar buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kardeşlerinizle görüşünce tokalaşın, sevgi izharında bulunun ve güler yüzlü davranın ki birbirinizden ayrılınca bütün günahlarınız yok olur gider. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsan arkadaşıyla tokalaşırsa elini tutan kimsenin sevabı elini bırakan kimsenin sevabından daha fazladır. Biliniz ki onların günahları hiçbir günah kalmayıncaya kadar dökülür gider. Hazreti Ali aleyhisselam bir diğer hikmetli sözünde ise şöyle buyurmuştur. Düşmanınla her ne kadar hoşlanmasa da tokalaş. Zira bu aziz ve celil olan Allah'ın kullarına emrettiği bir şeydir. Allahu Teala sen fenalığı en güzel şekilde sal. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün. Bu ancak sabredenlere vergidir. Bu ancak o büyük hazzı tadanlara vergidir buyurmuştur. Düşman için onun hakkında Allah'ın emri üzere amel etmenden daha şiddetli bir şey yoktur.